Bakın bir savaş da savaşın en keskin anı. Yani bir ordu bir orduyla karşı karşıya giriyor. Önce bombalar atıyorlar. Sonra birbirlerini uzaktan öldürüyorlar. Sonra işte filmlerde seyretmişsinizdir. Düşman askeriyle işte asker karşı karşıya geliyor. Bir savaşın en kritik anı iki askerin, iki düşman cephe askerinin göz göze gelme anıdır. Savaş orada başlar. Bu dehşet verici bir andır. Bütün filmler bunu işler. Savaş tarihi bunu işler. Karşı karşıya gelme. Şimdi asker gitmiş ve dağda, evladınız, çocuğunuz gitmiş ve dağda bu PKK'larıyla karşı karşıya gelmiş. Göz göze gelmiş yani. Karşı karşıya gelmiş. Ve on binlerce ölü ortaya çıkmış. Bir dehşet, bir trajedi ortaya çıkmış. Halkımız sadece bunun hikayesini öğreniyor. Nasıl öğreniyor? İşte öldü, vuruldu, şurada vuruldu, şurada vuruldu diye. Ama şimdi ilk defa ki beceriksiz bir iktidar ya da beceriksiz bir yönetimle halkımız düşman PKK askeriyle göz göze geldi. Yani PKK bizzat PKK elbisesi giymiş askerle Türkiye halkı göz göze geldi. Bu dehşet verici bir andır. Bunu göz göze getirmeye kimsenin hakkı yoktur. Ya yani orada insanları bağışlayabilirsiniz, af getirebilirsiniz, bin türlü çözüm bulabilirsiniz. Her şeyi yapın. Ama yapmayacağınız tek şey o asker üniformasıyla, o asker PKK'lı sizin çocuğunuzu öldüren o ayakkabı, o elbise, o iddia, o ideolojik görüntüyle Türkiye halkını göz göze getirmektir. Ve bu dehşeti bu halk kaldıramadı. Yaşadık bunu yaşadık. Ve bunu yaşadı. Ve siyasi hükümet de buradan çekindi, korktu. Ya da işte falan. Tabii oy kaygısıyla korkuyor. Bütün bunlar benim bir yazar olarak gözümü yanlış yere çevirdiğimi gösteriyor. Ben İyi ki çocukluğumdan beri, ilk gençlik yıllarımdan beri bu halkın hikayelerini yazıyorum. Bu en zor günlerde de şu anda şey yaptım, dua ettim. Ben bu halkın çocuğuyum. Bakın aç ve yoksul. Ve bütün kurumları neredeyse kavga içinde ve bütün kurumları çatırdı yükseliyor. Onun sesleri, infialleri içinde. Ama halk ülkenin sahibi olarak. Bugün Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor. Artık Cumhuriyet Bayramı, dikkat edin, Anıtkabir'in önünde yayın yapıyoruz biz şu anda televizyonumuz. Artık Cumhuriyet Bayramları, çok klasik bir cümleydi, milli bir bayram olmaktan çıkıyor. Cumhuriyet Bayramları dini bir bayrama doğru gidiyor. Dini bir bayrama doğru. Yani halk artık Cumhuriyet Bayramı'ndan çok şey bekler bir hale geldi. Yani çok kutsal bir hale geldi. Aşırı kutsallaştırma haline geldi. Tehlikenin hani tehlike farkında, artık çatırdılar yükseldi, tehlike farkında, çatırdılar. Milyonlar insan şu anda Anıtkabir'in etrafında. Anne, baba, çocuk. Bu burada çok şey anlatmamız gereksiz yani. Anlatırız, anlatmayız. Dilimiz döner dönmez. Ama halkımız bunu görüyor. Ve kesinlikle de halkımız görüyor. Ve biz öteden beri söylediğimiz laf şudur. Biz o kurumdan yana değiliz. Bu kurumdan da yana değiliz. Şu kurumdan da, şu isimden de, şu partiden de. Biz halkımızdan yanayız. Halkımız çocuğunu okusun. Halkımız karnını doyursun. Halkımızın emeklisi, işsizliği, tazminatları, değil mi? Fırsat eşitliği. Halkımızın bunlar olsun. Bizim derdimiz budur. Siyaset de budur. Demokrasi mücadelesi de budur. Siz bambaşka bir şey yapıyorsunuz. Bambaşka bir kavga veriyorsunuz. Demokrasiyi sadece işte dağdan inen PKK'lılar için geçerli gören bir kesim var. Sanırım herhalde sorunun temel kaynaklarından birisi de bu, öyle değil mi? Şimdi oradaki çok büyük bir felsefi yanlışlıklar var. Yani şimdi bize diyorlar ki analar ağlamasın. Tabii ağlamasın. Ama yani burada bir duygusal, bir insani bir şey söylüyorsun bana. Analar ağlamasın diye bir şey. Karşında bir örgüt var. PKK örgüt. Bu örgüt her örgüt gibi psikolojiden arındırılmış. Bir örgüt, bir cemaat, bunları sosyolojik anlamlarla söylüyorum. Bütün cemaatler, bütün ideolojiler, bütün militan yapılar, diyelim Stalin de böyleydi, Hitler de böyleydi, cemaatleri de böyledir. Örgütler de böyledir. Bunlar kişisel psikolojiden feragat ederler. Bir militan gittiği örgütün ortak değerlerini alır. Aynı lafı söyler. Aynı cümleyi söyler. Hepsi oradaki metindeki gibi konuşur. Slogan gibi konuşma deriz biz buna. Hepsi yemin etmiş gibi aynı şekilde konuşur. Kendi egoları yoktur. Hiçbir ideolojide ve cemaatte adam kendi ayakkabısının iyi olmadığını tartışamaz. Şu kızla evlendi, şu kızla evlendiği tartışamaz. Örgüt ne diyorsa onu yapar. Yani kendi şahsi seçimleri yoktur. Kendi egoları yoktur. Bir örgüt vardır. Bu örgütün özelliği de, bu cemaatin özelliği de psikolojiden arındırılmış olmasıdır. Şimdi dikkat edin, bir cinayet olduğu zaman diyelim PKK'dan ya da Hitler'den, Hitler'in kendisi ağlamaz, PKK'nın kendisi ağlamaz. Onlar bir görev yerine getiriyorlar. Bir taktik,
ideolojinin aldığı bir kararı yerine getiriyorlar. Duygu yok orada. Ağlayan biziz. Analar ağlamasın derken ağlayan biziz. Biz insansa bir insanla barışırız. Değil mi? İnsanlarla barışırız. Bunu, bu açılımı düzenleyenler niye insanları karşı başka insanlarla karşı karşıya getirmediler? İnsanların karşısına sen getirip duygularından tecil edilmiş tek bir süperegosu olan, o süperegonun da İmralı'da yattığı bir adamla Türkiye halkının duygularını muhatap ediyorsun. Bu muhataplığı kim yapıyor? Bu muhatapları düzenleyenler. Bir sürü de yazarla konuştular canım. Gizli toplantılar yaptılar suç unsuru. Hiçbir bir tanesi o kadar da şimdi hani ekranlardan da düşmüyorlar. Bir halkla savaşçı bir ideolojik örgütün karşı karşıya getirilmesinin çıkartacağı sosyal tepkiler ve psikolojileri bir tanesi olsun söylemedi mi? Bir tanesi olsun hatırlatmadı mı? Şimdi söyledikleri bunun içine kim şey çomak soktu. Biz çomak sokmadık. Sizin aptallığınız çomak soktu. Siz insanlarla insanları karşı karşıya getireceksiniz. Siz bir halkla bir örgütü karşı karşıya getiremezsiniz. Bunu bizim için de söylüyorum. Bugün hiçbir anne çocuğunu askere gönderiyor. Hep söylerim bunu. Çocuğunu askere gönderen anneyi bir gün alıp kışlaya götürün. O kışladaki çocuğunu yatma şekline, şey şekline, bütün dünya standartları gibidir. Ama orada dahi anne dayanamaz. Yani bir kurumla bir örgüt şeysi insanı, ağlayan bir insanı karşı karşıya getiremezsiniz. Bu topyekun yanlış ve sanki kötü bir niyet bunu böyle karşı karşıya getirip bu paniği, bu endişeyi ayağa kaldırdı. Bakın kardeşim, insanların duyguları vardır. Bu duygularda da herkes haklıdır. Öfkesi vardır, nefreti vardır, sevinci vardır. Güzel bir iki cümle söylemeye çalışayım. Şimdi sizle ben atışıyorum. Böyle başımdan da geldi. Ünlü bir yazar vardır. Çok okunan bir yazar. Zizek diye bir adam. O da bunu güzel anlatır. Senle neredeyse kavga edecek şekilde şey yapıyoruz. Derken benim tükrüğüm, ağzımdan çıkan tükrük size sıçrıyor. Ve ben o kavganın arasında o tükrüğü özür dileyerek siliyorum üstünüzden. Buna benzer bir şey mesela savaşlarda vardır. Cenaze arası verirler, gömme arası. Çikolata atarlar birbirlerine. Hatta biri güzel bir şarkı söylediği zaman dinleyin diye de böyle esprili, şakalı bir şey söyler. Bak sizin için çaldık derler güya. Diyelim Çanakkale'de bunları çok izledik. Bu nedir? Bir jesttir. Karşılıklı bir jest. İnsani bir jest. Karşı karşıya geldiğimiz zaman birbirimize bir jestte bulunuyoruz. Değil mi? Şimdi burada bakıyoruz ki bir şeyi siz, bir halkı, bir örgütle karşı karşıya getirdiniz. O örgütün de yanında, o örgütü de karşılayan, ağlayan, omuzlarına çıkartan bir parti var. Ve buradan en küçük bir jest, insani bir jest. Yani ayıp oluyor gibi, bilmem ne gibi de hani görmüyorsun. E demek ki burada biz ağlıyoruz. Üstümüze de bu kadar tükürük sıçrıyor. Üstümüze de bu kadar kötü şeyler sıçrıyor. Bir tanesi de estağfurullah deyin. Hani değil mi? İnsani bir şey yapın. Eğer insani bir hareket olsa bu halkın içindeki bütün endişeleri giderir. Hani böyle çok kaba söylenen laflar var. Oradan gelenler işte Türk bayrağını öpse bir sorun kalmaz. Hayır, öyle değil. Oradan gelenlerin yüzünde yumuşak, örgüt dışı yumuşak insani bir şey olsaydı. Bir mahcubiyet belki. Bir mahcubiyet de demeyelim de hani bir insani bir şey. Evet, mahcubiyet de olur ama hani pişmanlıkta onlar çok onur atfediyor buraya. Öyle de değil de bir insani bir şey. Bir duygu, bir ifade. Değil mi? Hani böyle bir şey olsaydı bu kadar sertliğe girmezdi. Sayın İçişleri Bakanı bir sürü yazarla açtı. Yazarlarla görüştük, memlelerle görüştük. Siz demek ki yazarlarla görüşmemişsiniz. Siz bu çatışmayı bodoslama, yani ölümüne Amerikan İç Savaşı'nda eğitilmemiş insanları sürdüler. Hala tarih yazıyor. Yani askeri eğitim almamış insanları savaşa sürdüler. Bu da hiçbir eğitimden geçmemiş, hiçbir duygudan, düşünceden geçmemiş ve eser sahibi olmamış, toplum psikolojisinden habersiz bir takım yazarları almışsın, ekranlarda boy göstermişsin. Ona danıştık, buna danıştık. Neyi danışmışsın? Ne söylemişler? Üstelik gizli kapaklı yapmışsın. Ne söylemişler? İşte sahne burada. Türkiye halkının ödü patladı. Neye uğradığını şaşırdı. İlk cümleleri şu oldu. Siz bir iki cümle yazıdan dolayı ya da bir telefon dinlemesinden onlarca insanı içeri aldınız. Burada PKK'ları bayraklarıyla karşılıyorsunuz. Ayağına kadar savcı gönderdiniz. Şimdi bu kadar sert mukayeseleri yapan bir insan olmak istemem. Ama şunu yapmak isterim. Siyaset insanı ilgilendiren bir şeydir. Dikkat edin, siz hem bu belge olayında, Genelkurmay'da ya da bir takım tartışmaların içinde hem de bu açılımlarda en çok ihmal ettiğiniz şey niye hep insan oluyor? Bir takım planlar, bir takım açılımlar,
bir takım şovlar, bir takım gösteriler, bir takım demokrasi lafları sürekli geziyor da niçin hep ihmal edilen insan, ihmal edilen, en önce ihmal edilen halk oluyor? Bana bunu bir açıklayın. Çünkü siz başka bir şey yapıyorsunuz. Siz kendi çıkarlarınızın, kendi menfaatlerinizin bir takım tezgahların önünde engel diye koyduğunuz şeyleri açıyorsunuz. Yani halkın önünü açmıyorsunuz. Savaşı, mutluluğun, kardeşliğin, bu topraklardaki bir takım gerçekten hakların önünü açmıyorsunuz. Siz kendi koltuklarınızı dünya konjonktürünün taleplerine göre, isteklerine göre biçimlemeye çalışıyorsunuz. Sizin yaptığınız bu. Bir de acaba şöyle